Bakın arabalar zorlanıyor. Onlar da telefonla beni çekiyorlar. Bu manyak nasıl çıkıyor burayı diye. Tamam. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Merhabalar. Bugün yanımda Özkan'ın 1000 wattlık Orbea bisikleti var. Şimdi Alba'nın 1000 watt mid-drive motoru var. Bu motoru Alba'nın kendi mağazasında denemiştim ama tabii kısa süreli, orada kısa alanda denemiştim. Bugün bununla detaylı bir test yapacağız. Testi de santral yokuşunda yapacağız. İzmit'te olanlar çok iyi bilir. %18 aşırı dik bir eğim var. Yani arabayla bile çıkarken gerçekten çok zorlanıyor arabalar. O yüzden orada deneyeceğiz. Beni biliyorsunuz, ben 100 kiloyum. Yani bununla orayı rahat tırmanırsam herkes tırmanır. Ona göre benden pay biçin. Şimdi Özkan bize detaylarından bahsedecek. Bilgi ekranından bahsedecek. Sonrasında ben test sürüşü yapacağım. Hem düz yolda hızlanma hem de yokuş testi. Şimdi onun da tecrübelerini alacağız. Tamam, evet. Özkan Cappar. Evet arkadaşlar, merhaba. Mid-drive kitini bisikletime uyguladım. Nasıl, memnun musun şu abi? Şu anda memnunum. Fazla aslında kullanmaya vaktim yok bisikleti. Vaktim olmadığı için zaten yarış bisikletimi de satmıştım. Dağ bisikletine de mid-drive kit uygulayarak günlük işlerimi halletmek için. Ulaşım odaklı. Aynen. Bir çözüm oldu sana. Çözüm yaptık. Bisikletin de gayet güzel bu arada. Mavic, evet. Jantlarım var. Evet. SLX arka aktarıcı. Onları sonradan kendim koydum. Modifiye ettin. Jantları. Evet. Gayet güzel olmuş. Biraz hafifletmek için koydum. Kit koyunca ekstra bir ağırlaştı. Onun için de iyi oldu. Evet. RockShox maşamız var. Evet. Maşamızdan da memnunum. Solo Air olarak geçiyor. Güzel. Sen kaç kilosun abi? Ben 110 kiloyum. Oo, benden de fazlası. İlk defa benden daha ağır birini görüyorum. Evet, full performansta yaklaşık 60 kilometre gidiyorum. 22 amper batarya ile. Çok güzel. Yaklaşık 60 kilometre gidiyorum. Yani sürekli gidip geldiğim bir yol var. Oradan bunu 2 sefer, 3 sefer hatta onayladım. Yani gayet memnunum şu anda. Tamam. Şimdi bize şu ekranı bir anlat abi. Aç bakalım. Şimdi buradan güç düğmesinden açıyoruz. Tamam. Şöyle güzel bir, evet, hayalet ekranımız var. Aynen. Yani burada şu an birinci modda. Birinci, evet, mod. Artı tuşuyla bunu 9'a kadar çıkartabiliyoruz. 9 kademe mi? Evet, 9 kademe. Ben 5 sanıyordum. Evet evet. Bu modelde bu şekilde. Ama birinci kademesi mesela şehir içinde çok rahat yetiyor. Çünkü şehir içinde trafik vesaire olduğu için 9. kademe biraz fazla geliyor. Evet, fazla geliyor. Bir de sistemi hırpalıyorsun boşuna. Ya zaten ben bunu araç vitesi gibi kullanıyorum biraz. Elimin altında olduğu için artı eksi. Güzel. Araç vitesi gibi kullanıyorum. Yani şehir dışına çıktığım zaman bile mesela bunu kademeli olarak arttırıyorum. Çünkü bu sefer tork aşırı arttığı için böyle ön ayna kolu böyle biraz zorluyor gibi. Zorladığını hissediyorum. Kademeli olarak arttırıyorum. Ani güç vermiyorsun, evet, yani. Düz yolda 60 kilometre hızı buldum stok haliyle. Çok güzel. Sürüş sürenizi gösteriyor. Gayet şu an güzel. Hiç kullanmadığımız için sıfırda, resetlendiği için. Sürüş süresi. Trip metre. Odadan sonra max hız, bunu mesela 75.6'ya kadar görmüştüm, var rampa aşağı. Evet, çok güzel. Bu şekilde. Şimdi teste geçiyoruz. Çok merak ediyorum. Evet, şimdi düz yol performansını ve santral yokuşunu test ediyorum. Bu arada bakın, o kadar dengeli ki ellerimi bırakarak gidebiliyorum. Soladım. Evet, adamda yok yok. Teknolojik her şey var. Evet, şu an birinci kademede kullanıyorum. Menzil mesela 163 kilometre oldu.
anlık olarak güncelliyor. Az önce mesela 9. kademeye almıştık. O şekilde menzil 40 gösteriyordu. Şu an ben hep 1. kademede kullanıyorum. Şu an mesela 163 kilometre gösteriyor. Gayet güzel. Yani rahat 163 yaparım ben bununla. Evet, menzil şu an 203 kilometre oldu. Hızım 35 ve 1. kademede kullanıyorum. Hiç zorlanmadan çok rahat kullanıyorum. Yani desteği çok güzel. Ani şeyler yapmıyor. Gayet güzel, aynı araba gibi. Hiç desteğini hissetmiyorum bile yani. Çok dengeli güç veriyor. 227 kilometre oldu şu an menzilimiz. Evet, 1. kademe 30'la gidiyorum. Bana diyor ki bu şekilde gidersen menzilin 587 kilometre. Yani 150'den 200'den 587'ye çıktı. Ve 30 da gerçekten iyi bir rakam. Sonuçta bisiklet kullanıyoruz. Demek ki ben bunu kullansam 1. kademede hiç bitmeyecek şarjı. Evet, rekor bu herhalde. 739 kilometre oldu şu an. Range'imiz 739 kilometre oldu. Gerçekten herhalde 1000 falan giderim ben bununla. Evet, desteği de çok stabil. Ani tepkiler vermiyor. Sanki böyle otomatik vitesli bir araba kullanıyormuşsunuz gibi. Gerçekten inanılmaz. 739'u da göstereyim size. Santral yokuşunda görün bakın şu tepeler. Bakalım sonuç ne olacak. Bu arada şu vites geçişleri efsane. Çok güzel çalışıyor. Hiç hissetmiyorsunuz. Sanki otomatik vites araba kullanıyor gibisiniz. Gayet güzel. Bu arada pedallar kilitli pedal. Tabii bende normal ayakkabı var. Yani demek ki bir de kilitli ayakkabıyla kullansam herhalde 2000 kilometre falan olacaktı maksimum menzil. Evet, range'imiz tekrar 40 oldu. Şuradan amortisörümüzü kilitleyelim. 9. kademeye getirelim. Evet, görüyorsunuz. Aşırı dik. Bakın şurada sağda gösteriyor, %18 eğim var. Vites değiştirince güç vermeyi kesiyor. Güzel, bayağı iyi çalışıyor. Ve şu anda bir elimle kamerayı tutuyorum. Tek elle bu eğimi çıkıyorum. Gerçekten efsane. Ayaklarım kayıyor pedallan. Keşke SPD ayakkabı getirseydim. Şu an vites kaçta bilmiyorum. Bir tık daha düşürelim. Yani bu yokuşa rağmen bakın range'im 74 oldu. İki elle deneyeyim bir de. İki elle kameranın açısı bozuluyor. O yüzden yine tek elle döndük. Ama gayet güzel ya. Neredeyse diğer elimi de bırakacağım yani. Bakın bırakıyorum. Ellerimi bile kullanmadan santral yokuşun çıkıyorum bakın. Santral yokuşunu ellerimi kullanmadan çıkıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Gerçekten efsane. Bakın arabalar zorlanıyor. Onlar da telefonla beni çekiyorlar. Bu manyak nasıl çıkıyor burayı diye.
Evet, süper. Çok güzel. Yani benim vites değiştirdiğimi algılayıp gücü kesmesi efsane bir şey. Yani bu sadece elektrik motoru değil, aynı zamanda bence bisikleti akıllı yapıyor. Çünkü araba gibi hiçbir farkı yok. Babam arıyor şu an. Yani buraya çıkarken de telefonla da konuşmayalım yani. O da abartı olur. Yani 34 bin liraya bir kit bence efsane. Bisikletiniz tamamen bir motosiklete dönüşüyor. Hatta hem sessiz, hem yakıt sorunu yok, hem de akıllı bir motosiklete dönüşüyor. Yani normalde bakın vites attım, gücü kesti. Normalde bu yokuşu ellerinizi kullanmadan çıkacaksınız. Artı bir de konuşacaksın yani. İmkansız. Oh, çok hızlı gidiyor. Oh. Efsane. Gerçekten çok güzel. Yani bu kadarını beklemiyordum. Evet. Şöyle ekrana daha net görün. 54 kilometre. Kalori tabi göstermemiş. Şarjım %88. 6 dakika çıkmışım yokuş. Gayet güzel. 40 görmüşüm. Ortalama 21. Gerçekten çok beğendim. Şimdi bir de iniş yapalım. Tabii range'imizi bire düşürelim. Şimdi tabii ki frenlerimiz hidrolik. Şimdi bu yokuştan inerken frenleri de size göstereyim. Neden hidrolik fren almalısınız? Fold X'te çünkü eleştirmiştiniz beni. Şimdi bu yokuştan inerken göstereceğim. Bu arada bu yokuştan inerken birçok kaza oldu. İşte kamyonların, tırların frenleri patladı. Zaten şu an onların buraya girmesi yasak. Bisiklet kullanan çocuklar kaza geçirdi frenleri tutmadığı için. Maalesef öldüler. O yüzden hidrolik fren kesinlikle şart. Bakın hızım 60'tı. Evet. Gördüğünüz gibi sorunsuz durdum. Hidrolik fren olmasaydı maalesef böyle duramayacaktım. Şimdi video burada bitiyor. Yorumlarınızı bekliyorum. GoPro'yu kapatıp yoluma devam ediyorum. Evet, bugünlük bu kadardı. Özkan'a teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.